objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 17. haftada oynanmış olan Giresunspor, Tuzlaspor ve Samsunspor, Adanaspor maçlarının sonuçlarını özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Mete, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. İlk olarak Giresunspor, Tuzlaspor maçıyla başlayacağız. Çünkü o maç saat 16'daydı. Daha erken başlayan maç olduğu için o maçla başlayacağız. 2020 yılını mükemmel bir şekilde bitiren Çotan Aktar 2021 yılına da harika bir başlangıç yaptı ve ligin ilk yarısını harika bir galibiyetle çok iyi bitirdi. 3-0'lık net bir galibiyet. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti fakat ikinci yarıda Tuzlaspor'u resmen Giresunspor Tuzla buz etti. Aynen. Altın değerinde bir 3 puan kazandı. İbrahim Abalde attığı 2 golle yine ön plana çıkan oyuncu oldu. Neler söyleyeceksin Giresunspor'un aldığı bu değerli galibiyet için? Ardından da oyun içambeleri konuşalım. Aynen. Öncelikle Giresunspor'u tebrik ediyoruz. Ben Giresunspor tarafındaydım. En kötü bir puan beklediğimi... Ben hiçbir yorum belirtmemiştim zaten. Söylemiştim. Beklediğim gibi oldu. Ayrıca biliyorsun sakat olan Mehmet Taş maçı ilk 11'de başladı. Büyük bir fedakarlık yaptı. Evet. Maçı konuştuğumuz zaman da şunu söylemiştik. Aslında risk alınıyor demiştik ama Allah korusun. Yani daha doğrusu Allah'tan bir sıkıntı çıkmadı. Geçen hafta Eren Tozlu'nun yaşadığını yaşamadı Allah'tan. Aynen, yaşamadı. Hani biz onu düşünerek zaten kendi aramızda şöyle söylüyoruz. Hani bir sıkıntı çıkabilir diye. Ama Allah'tan olmadı. Gayet iyi oynadı Mehmet Taş. 10 numara pozisyonda biliyorsun Abdurrezzak Traore oynadı. Dakika 78'de çıktı ama Traore muhteşem oynadı. Beğendin mi Traore'yi? Beğendim. Taraftarlar da beğendi zaten performansını. Bir de geçen hafta şunu söylemiştim ben. 10 numarada bekliyorum demiştim. Biliyorsun tam da 10 numarada oynadı. Arkada uzatayım oynadı. Aynen. Milinkovic 78'de zaten Traore'nin yerine oyuna girdi. Biraz topu tuttu ayağında. Zaten oyuna girmeden 2 dakika önce 2-0 olmuştu maç. Balde'nin attığı golle. Yani Giresunspor çok kritik bir 3 puan aldı. 6'da 6 yaptılar biliyorsun. Son 6 maçın 6'sını kazandı. Felaket bir ritim. Felaket bir sistem oturttular takımda. Son 10 maç 7 galibiyet 3 beraberlik. Aynen öyle. Felaket yani formdalar. Giresun felaket gidiyor. Hakan Keliş'in de hakkını teslim edelim. Tabii ki de. Kötü giderken kötü tercihlerini söylüyoruz. İyi giderken de iyi söylüyoruz. Takımı muhteşem bir sistem oturttu. 11'i netleştirdi ve takım çok iyi bir gidişata gitti. Hakan Keleş bana göre ligin ilk yarısının en başarılı 3 hocasından biri. Mustafa Er, Hakan Keleş. Erkan Sözeri. Erkan benim Sözeri. Kendi görüşüm. Aynen, benim de zaten düşüncem o yönde. Tuzla Spor'da da zaten hep söylüyoruz. Bu takım düşüşe geçecek, kadrosu yetersiz. Her hafta bu gözükmeye başladı son haftalarda. Çünkü yani kulübede oyuncun yok senin. Forvetin yok bir kere. Valla sen altı, devam et. 6 numaran yok. Sekbe Efe nerelerde? Zaten yanlış olduğunu söyledik. Puşko çıkıyor. Onur Ayık giriyor ama Onur Ayık değil, daha iyi bir oyuncunun girmesi lazım. Şimdi forvette Turan var. Yani Turan'ı aldığı zaman kim alacaksın forvete? Özgürcan da mı iş olacak? Özgürcan da olmaz bu iş. Şimdi bence bu maçın kırılma noktası ne oldu biliyor musun? Arif Morkaya'nın sakatlandığında oyuna Ağa Osman'ın girmesi. Yok zaten şöyle bir şey var. Arif Morkaya'nın sence ilk 11'de başlaması doğru muydu? Ama yok, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Tuzla Spor'un tek 6 numarası oydu oyunda. Şimdi Arif çıktı, Ağa Osman oyuna girdi. Orta saha resmen helva gibi çünkü oldu. Çünkü 10 numara oyuncusu. Ağa Osman, Gökçan, Aldin Kayıç. Hiçbirinin defansif özelliği yok. Aynen. Ve Giresunspor'da orada Pirana gibi oyuncu var. Antoni Uzodinma. Uzodinma Pirana gibi hepsini yedi resmen orada. Aynen. Topları çaldı, servis yaptı, götürdü. Dikimine sağa götürdü. Verdi, aynen. Sola verdi. Bekler sürekli içeriye ortaladı. Sürekli Caner'e verdi topları. Hı-hı. Caner. İkinci golde Caner yaptı zaten aslında. Aynen. Hani Tuzla Spor'un orta sahası o kadar zayıfladı ki direnç anlamında, defansif anlamda. Uzodinma orada resmen, Mehmet Taş da iyi bir defansif özellikleri iyi olan bir oyuncu. Orada çok üstün geldiler. Traore de çok rahatladı. Çünkü orada ki Traore mesela pozisyon buluyor, önünde kimse yok yani Traore'nin, adam orada takıldı. Tekvef Bey tamam sen beğenmiyorsun ama en azından orada bir savunma yapardı diye düşünüyorum. Taner Taşkın'ın yaptığı o değişiklik takımı bitirdi çünkü... Defansif adam kalmadı orada. Hı hı. Her gelen stoperlerle baş başa. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi Tuzlaspor'un maddi durumu çok kuvvetli. Ama transferler yapıldığı zaman hep ne dedik? Çok bölge kel kaldı. Tuzlaspor'u zaten sportif direktörü yaktı Ergün Keleş. Aynen. Başkan duruma geç uyandı, kovdu onu biliyorsun. Aynen öyle oldu. Yani Tuzlaspor'un devre arasında 4 tane transfer bile yetmez. 5 tane lazım. Özellikle ön libero'ya zaten. Aykut Çeviker'in sakatlığı devam edecekse %100 ön libero. Forvet.
sağ içe oyuncu lazım. Sol beke lazım. Stopere lazım. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. 4-5 diyoruz ama 6-7'ye bile çıkabilir. Yok, Tuzdan'ı zaten onu dedik sezon başında. Ne dedik? Yasin'le Ferhat'ı topla. Hı-hı. Bülent Uzun etmez. Sol bek kel zaten. Çok Hı-hı. net baktığında. Giresunspor'un peki bu çıkışın neye bağlıyorsun? Müthiş bir uyum yakaladı. Vallahi şimdi şöyle söyleyeceğim. Bazı takımlar böyle çıkışlar yakalayabilir. Şimdi Giresunspor da yakaladı. Zaten Giresunspor'un ilk 11'i çok iyi. Ama Giresunspor'un çok temkinli davranması gerekiyor. Ne yapması lazım? Devre arasında takviye. Şimdi bu takım 6 maçlık seri yaptı ama ikinci devrede bu takım kırılabilir. Çok takviyeye ihtiyacı yok ama bence. Nokta atışı lazım. 4 tane lazım. Bak şimdi sana şöyle örnek vereceğim. Dünkü kadroya bakıyorsun yedek anlamında. Şimdi bak, objektif olarak bakalım. Hangi oyuncuyu ilk 11'de oynatırsın? Sadi işte. Başka? Kerem Kalafat zayıf maçlarda oynar. Yok ya bak, zayıf gibi maçlar falan deme. Her maçta sen ideal ilk 11'inde çıkman lazım. Şimdi şu kadroya baktığın zaman da Sadi ve Milinkovic dışında oynatabileceğin bir tane ilk 11 oyuncusu var dünkü mı? Dünkü kulübe zayıftı zaten. Bir de Nalepa'yla Erolcan da olmayınca. Tamam zaten hamle sezon içerisinde bu sıkıntılar olabiliyor. Bunu zaten söylüyoruz. Yok, ama korona, şöyle, sakatlık, Giresun'un çok çok fazla transfere ihtiyacı var. Takımın ritmini bozacak. 4 tane transfer ihtiyacı var. Bak şimdi bir kere. Forvet'te oyuncu yok. Balde dışında. 1. Sol beke lazım. Hüsamettin çok iyi oynuyor sence. Bu performansı neye bağlıyorsun? Hüsamettin ara gibi. Müthiş oynuyor. Cidden aynen. Çok iyi oynuyor. Ya ben şuna inanıyorum artık. Bazı taraftar, bazı oyuncular, teknik direktörler biliyorsun bizleri izliyorlar. Zaten konuştuğumuz isimler de var. Acaba oyuncular bizim programları izleyip bir gaza gelme durumu mu oluyor? Çünkü biz hangi oyuncuya mesela, gerçekten oyuncuya bakıyorsun. Hani oyuncu şu zamana kadar kötü oynarken biz söyledikten sonra oyuncular bir iyi bir performansa giriyorlar. Hani dün Hüsamettin dediğim gibi ara gibiydi. Ayak basmadık, yer bırakmadı. Ama kesinlikle sol bek lazım. Bunu söyleyelim. İkincisi şunu söyleyeceğim. Şimdi bak, forvet dedik. Sol bek dedik. Kesinlikle bir tane 10 numaraya oyuncu lazım. Neden 10 numara diyorum? Nalep'i biliyorsun 10 numara kullanmıyorlar genelde. Traore ile Milinkovic var ya. Ama şimdi Traore'nin performansına çok güvenemiyor. Şimdi Traore dün iyi oynadı diyoruz ama Traore'nin performansı genel anlamda iyi değildi. Milinkovic'i zaten hoca değerlendirme biliyorsun. Hep sonradan alıyor. O anlamda kesinlikle Nalep'e gibi elle tutulur bir tane forvet 10 numara oyuncusuna ihtiyaç var. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Giresunspor takviye yapacaksa sorunlu oyuncu almamalı. Hani Erkan Zengin zaten tarzı, öyle. Volkan Şen gibi. Tabii onu zaten hep söylüyoruz. Bazı takımlar çünkü bu oyuncuların peşine düştü. Giresun çok iyi bir kadro yakaladı. Giresun zaten böyle papaz oyuncular almaz. Giresun'un yapacağı tek bir şey var. 2-3 tane nokta atışı Hı-hı. yaparsa ikinci yarının ilk 5-6 haftası da fikstürü çok kolay. Orayı da iyi geçerse Giresun'un cidden ilk iki şansı çok yükseldi. Bir de takıma gereksiz yere takviye yapıp uyumu bozmaya yok, da gerek zaten yok bence. Gereksiz takviye. Sergio müthiş oynuyor. Balde zaten ligin en iyi 2-3 forvetinden biri. Hı-hı. Nalepa ligin en iyi orta sahası. Hı-hı. Bu oyuncuların uyumunu bozmaya gerek yok, yok bence. Yok zaten oyuncuların uyumunu bozmayacaklar. 10 numarayı alabilirler ama Traore ya da Milinkovic'den biri gitmeli bence. Sadece şöyle, hani dediğim bölgeler benim zaten doğru. Forvet 10 numara 2, sol bek diyoruz 3. Bir tane de 10 numara sol bek alternatif mi alırsın 11 mi? Hüsamettin çok iyi oynuyor çünkü. Şimdi Caner'le çok iyi uyum yakaladılar. Şimdi şöyle söylüyorum. Sol bek alıyorsan yabancı alman lazım. Yani çünkü niye, Türk oyuncu anlamında zaten iyi bir oyuncu yok. Hüsamettin'i rotasyona çekeceksin. Sol bek'e yabancıyı koyacaksın. Zaten Tavares gitti. Aynen. O zaman Milinkovic ya da Traore'den biri de gidecek zaten senin gidecek dediğine gibi göre. Duruyor. Aynen, zaten gidecek gibi duruyor. Bence Milinkovic gidecek. Bence Traore kalacak. Bana duruyor. Öyle geliyor. Giderse. Hani bizim söylediğimiz noktalar boş bölgeler değil. Yani kesinlikle takviye lazım. Zaten forvet'i görüyoruz. Lazım. 10 numarayı görüyoruz lazım 2. Sol bek'e görüyoruz 3. Bana göre bak, ben sana şunu da söyleyeyim. Hani stopere bile bir transfer yapılabilir. Ama yerli oyuncu anlamında, yabancı değil. Ya geçen seneden Ahmet Kesim takımda kalsaydı müthiş olacaktı. Aynen, yani bizim şu anda söylediğimiz 4 tane takviye yanlış değil ve dengeyi bozacak takviyeler değil. Giresun takviye yapacaksa eğer takımın ahengini bozmayacak oyuncular almalı. Öyle ki hani papaz tarzı oyuncu yani kesinlikle gelmemeli. Yok zaten Giresun Spor öyle transferler yapmaz. Yani onlara zaten para yedirecek durumu da yok Giresun Spor. Aynen. Yani şimdi Erkan Zengin, Volkan Şen, Mehmet Ekici gibi oyuncular getirirse en az 800 bin eurodan aşağı para almazlar tabii. Yani devre arası bile olsa. Sen Balde'nin alternatifi olarak mı bir oyuncu aynen lazım diyorsun? Aynen. Tabii ki lazım değil mi? Eren de var ama Eren'i 10 numarada kullanıyor hoca. Eren kanat oyuncusu biraz da. Sağ açıkta da oynayabiliyor. Eren direkt forvet görmüyorum. Balde gibi golcü lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Balde'ye bir alternatif alınacaksa Eren 10 numarada yeterli. Zaten oynadığı hı-hı maçlarda gösterdi. O zaman Milinkovic gidip bir tane alternatif yabancı forvet alınabilir. Mesela. Olabilir. Traore ile Eren 10 numarada oynarlar. Madin de boş yere takımda yer kaplıyor. Onu da göndermeleri onlar gerekiyor. Zaten. Ya onlar takımda yeri yok. Yani peki Giresunspor'un ligin ikinci yarısında bu performansını da devam ettirebileceğini i̇şte düşünüyor musun? İşte transferlere bağlı. Transferler gelmesi lazım. Bak şimdi ilk maç Balıkesir'le
Ve Çotanak Arena'da, yeni sahada. Evet, bu arada Giresunspor Giresun Atatürk Stadı'na evet, müthiş bir veda yaptı. Evet, son maçtı. Son maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diliyoruz. Aynen. Bir mazi son buldu. Yeni bir mazi başlayacak hayırlısıyla ikinci devrede. Ve ilk maç Balıkesir maçı. Ve Giresunspor ilk devrede Balıkesir 3-0 mağlup oldu. 3-1. 3-1 mağlup oldu. O maçta biliyorsunuz zaten lisanslar yetişmemişti. Maalesef. Böyle bir kayıp oldu. Aynen. Hani bu anlamda Giresunspor'un eğer bu istikrarını devam ettirmesini istiyorsa, şampiyonluk istiyorsa kesinlikle 4 tane takviye ihtiyacı var. Ben Giresunspor'un önünü açık görüyorum. Ben ilk 11 anlamında ama bak yine tekrar söylüyorum. Şimdi şöyle örnek vereceğim sana. Allah korusun bir sakatlık korona oldu veya işte kart cezası durumu oldu. Diyelim zayıf maçta. Oyuncular sakatlandı ama Giresun diyelim o maçı kazandı. Veya kazanamadı diyelim. Öbür hafta diyelim Samsun maçı var. Veya Adana Demir maçı var. Veya Altay maçı var. Veya Tuzla Spor, İstanbul Spor maçı var. Ne olacak? Tabii. Yani bunları göz önüne alarak transfer yapılması gerekiyor. Gerekli fedakarlıklar yapılmalı. Yani Giresunspor bak yıllardır uğraşıyor çıkmak için bir türlü çıkamıyor. Şimdi eline muhteşem bir imkan geldi. Aynen. Fırsat geldi. Doğru. 35 puanla ligi lider tamamladı. İstanbulspor kazansa bile yetişemiyor. Bir puan geride kalıyor. O yüzden Giresunspor'un 4 tane hamle yapıp işini şansa bırakmayıp ikinci yarıya muhteşem bir özgüvenle başlaması gerekiyor. Yani ki yapacağı tek nokta bu. Giresunspor ilk defa böyle bir uyum yakaladı. Aynen. O yüzden inşallah o gerekli hamleler yapılır. Bir de Giresunspor hakikaten izlerken zevk veriyor. Veriyor. Insana. Şu anda zaten TFF 1. Lig'in kondisyon, fizik ve rakibi boğma anlamında en iyi takımı Giresunspor. Yani net bir şekilde diyebiliyorsun ki Giresunspor iyi futbol oynuyor. Doğru. Anladın mı? Galibiyet hakikaten öyle. Yani şu maçın alepasız böyle rakibi ezmek çok büyük bir kesinlikle iş oldu. Samsun Spor maçına geçelim mi? Tuzla Spor'u biraz konuşalım. Biraz daha değinelim. Son noktalarını konuşalım daha doğrusu. Tuzla Spor'a da stoper, sol bek 2, 6 numara 3, forvet 4, 8 numara 5. Yani 5 tane transfer lazım Tuzla Spor'a. Tuzla Spor'dan zaten hamleler bekliyorum ben. Aynen, ya. Bakalım. Başkan da parada olduğu için. Bakalım. Gözünü yani yapacağı hamleler, sakınmayacaktır. Yapacağı hamleler zirveyi karıştıracaktır. Bence de. Anladın Tuzla mı? Spor'un ben playoff'a kalacağını düşünüyorum zaten ya. Bakalım. Ama ilk 2'den çıkabileceğine inanmıyorum. Ona bir şey demem bak. Bak çıkamaz da diyemem. Çıkabilir de diyemem. Hamlelere Playoff'a bağlı. Kalacağını düşünüyor musun? Kalacak. İşte yapılan hamlelere göre ilk iki şansı artacak bakalım veya azalacak. Giresun Spor'u tekrardan tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Taraftarlara da selamlarımızı iletiyoruz. Aynen. Çok fazla destek veriyor iki takım taraftarları da. Giresun Spor taraftarları zaten son dönemde çok fazla destek veriyorlar. Artmasını rica ediyoruz. Ayrıca beğeni yapmalarını da istiyoruz bu videoya. Samsun Spor Adana Spor maçına geçelim. Geçelim. İlginç bir maç oldu. Adana Spor elindeki kadroya göre bence çok iyi dayandı. Vallahi çok iyi dayandı. Yani ama bu da aramızda seninle konuşurken dün şunu söyledik. Celil'e bu takımda hakikaten çok yazık oluyor. Benim dediğime geldin tek mi? Başına sezon başında savaşıyor. Daha maçlar başlamadan ne demiştim? Celil bu ligin oyuncu diye. Tozunu dumanı atacak. Tabii tabii yok. Zaten mesela şöyle ben mesela bir gün Samsun Spor taraftarlarının bir yorumunu gördüm. Hı-hı. Senin sürekli Celil övmenle alakalı. Senin için hani haklı demişlerdi. Çünkü adam oynuyor mesela hı-hı Celil için. Yok şimdi gerçekten mesela Sinan Kurt Adana Demir Spor'da oynuyor. Celil Adana Spor'da oynuyor. Bu Celil'e hakaret bence. Ben sana bence şunu söyleyeyim mi? Hani şu Adana'nın dünkü şu kadrosunda kaç tane oyuncu var doğru düzgün? Celil'le Donkor iyiydi. Bir de Belem'di. Başka da yok. Furkan Şeker'i biraz sayıyorum. Aynen biraz da öyle. Diğerlerine gerçekten futbolcu demeye bin şahit, bin şahit lazım. Ozan Papaker oyuna girdi, takımı bitirdi. Atalay çok kötü. Aynen Ömer öyle. Çiçek rezalet. Ergin Keleş Altay'da oynayamıyorum diye Adana'ya gitti biliyorsun. Tamam da sen Payşaoğlu'nun olduğu yerde nasıl oynayacaksın şu ben oyunu? Ben geçen hafta Ergin'le ilgili bir yorum yaptım. Taraftar bana sormuştu neden hani Ergin'e olumsuz diyorsun. Dün görmüşler. Tabii canım yani takımı baltaladı bu oyuncular. Gerçekten net. Samsun Spor'da da bir şey yine ortaya çıktı. İlyas bu takımda yedek kalmaz. Hı-hı. Bir de ben geçen programda bir yorum yapmıştım. O yanlış anlaşılmış. Hangisi? Bunu açıklayayım. Hani İlyas bile bir şeyler yapıyorsa Gıyasi de yapacak diye. Hı-hı. Şu anlamda Gıyasi İlyas'ın kazandığı paranın 4 katını falan aynen kazanıyor. Evet. O yüzden dedim. Şimdi güzel bir konuya yok, da geldi. Yok onu zaten konuşacağız. Gıyasi olayını da. Hı-hı. İlyas bu takımda dün oyuna girdi. Kaleye şut çeken tek oyuncu. Savicevic 10 tane top kaybetti. Aynen. 10-15 tane. İlyas'ın bir şutu var. Karaçic zar zor çıkardı. Penaltıyı attı. Nereden görse kaleye vuruyor. Bu çok önemli bir özellik. Samsun Spor'dan dün birçok oyuncu oyunu öldürdü yine. Aynen. Samsun maçı kazandı ama maalesef olumlu sinyal vermiyor. Hı-hı. Ama yine de ben iddiamın arkasındayım. Hı-hı. Samsun Spor ilk 2'den çıkacak. Çıkacak geçen kesin seneki Erzurum Spor gibi. Aynen. Ben Erzurum'da kötü oynuyordu ve sürekli diyordum ilk 2'den evet çıktı.
Benim böyle bir inancım var. Hı-hı. Bakalım sezon sonu bunun muhasebesini seninle yapacağız. Haksız çıkarsam zaten hem öyle yapacağız hem devre arasında yapılan hamlelere göre daha net yorumlar yapacağız. Sen de mesela Adana Demir ilk 2'den çıkar diyorsun, evet, hep. Ama Adana Demir de şu an oyun olarak tat vermiyor. Neler söylersin maçla alakalı? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Bak mesela ben Savicevic için kötü transfer diyorum değil mi? Şimdi Celil Yüksel nasıl oynadı? Nasıl oynuyor? Celil dün maçtaki en iyi orta sahaya çıkarı. Ya şimdi Celil Yüksel dün değil zaten. Genel anlamda bakalım Samsunspor'un orta sahasının hepsinden iyi. Yani o, yok doğru. Savicevic, işte Oğuz, Ferhat, Oğuz. Bu oyuncular Gökhan Alsan. Gökhan Alsan belki daha iyi oyuncu. O ayrı bir konu da performans anlamında söylüyoruz. Celil hepsinden daha iyi. Ya Savicevic konusunda zaten şunu söyledik. İşte oyuncu bu maçlarda ortaya çıkamıyor. Çıktı mı ortaya? Ya bir tane şut. Çok kötü oynadı. Yani çok kötü oynadı. Söylemek istediğiniz konu bu. Ben bir daha soruyorum sana. Her hafta dedin ki her hafta Gıyasi haftaya bakacağım dedin, devre bitti. Tekrar soruyorum Gıyasi'den. Vallahi Samsunspor'da çok garip bir durum var. Yani yok yeni... Samsunspor durumu demiyorum. Yok, ben sana hayır, Gıyasi'yi şöyle, soruyorum. Yeni transferlerin hiçbiri bir şey yapmadan devreyi Samsun 3. bitirecek. Şöyle ikinci ama ben İstanbul'un Balıkesir'i yeneceğini, hı-hı, düşünüyorum. O yüzden 3. sıraya, hı-hı, inecek. Bence Samsunspor'un bu kadroyla bu topladığı puan iyi yani. Benim düşüncem. Şimdi şöyle bir durum var. Çünkü kimseden verim alamadı zaten ki. Zaten iyi kadro. Gelen. Şey iyi kadro diyorum. Gidişat iyi. Bitirilen nokta çok iyi. Bu ayrı bir konu ama çok maç var önümüzde. 17 tabii tane maç. Ve zaten bu bak, dün Ertuğrul Sağlam'ın açıklamasından da onu anladık. Biz, hı-hı, ders aldık dedi hocam. Bak bir de şöyle devre arası hamleleri göreceğiz. Şöyle bir durum var. Şimdi zaten bak Samsunspor'un bu durumda olmasının nedeni ne? Son 6 maç. Ne dedik bir son 6 maç için? Çok kolay maçlar. Evet. Ama ne yaptı Samsunspor? Son 6 maçını da değerlendiremedi. Yani çok zor kazandı. Tabii. Şimdi ikinci devrede ben buradan söylüyorum Samsunspor taraftarları not alsınlar. Bizi çok fazla izliyorlar. Samsunspor'un iki tane kritik maçı var ikinci devrede. Altay. Bandırma Spor Altay maçları. Altay daha önce ardından Bandırma Spor. Bu iki maçta iç sahada eğer bu iki maçtan birinde bile puan kaybı yaşarsa büyük kayıp. Zaten ikisinden de puan kaybıyla ayrılırsa Samsunspor'un İki maç 4 puan kötü olmaz mı? Kötü ikisinden. Olmaz. Samsunspor'un hepsini kazanması lazım. Yani neden diyorum bak sen Menemen Spor'a yenemedin iç sahada. Altın Ordu'yu yenemedin. Doğru. İstanbul Spor'a kaybettin. 3-0. Aynen. Dağdan Demir Spor gelecek senin sahana. Samsun'un en büyük avantajı şu olacak. Tüm rakipleri Samsun'a geliyor. Gelecek de işte söyledim. Adana Demir, Giresun. İşte bak gelecek de söylediğim konu bu işte. İki maç var ya. İki maçtan puan kaybıyla ayrılmaması gerekiyor. Bir. İkincisi yabancılardan katkı alamadı diyorsun. 0. Şimdi biz. Boli dışında 0. Zaten geldiği zaman da ben ne söyledim? Şimdi bak yine ben diyorum ama biz bunun muhasebesini hep yapacağız. Şimdi sen şimdi mesela diyorsun ki Samsun Spor direkt çıkacak diyorsun. Ben de Adana Spor, Adana Demir Spor direkt çıkacak diyorum. Ne yapacağız biz sezon sonunda? Bunun muhasebesini yapacağız. Edeceğiz. Şimdi ilk devre, evet, bittiği için ne yapıyoruz? Söylediğimiz konuları muhasebesini yapıyoruz. Transferler olduğu zaman da taraftarlar bize ne tepki gösterdiler? Furkan sen çok peşin hükümle konuşuyorsun. Ben çok fazla abarttığını düşünüyorum dediler ve bence oyuncuların iyi olduğunu düşünüyorum dediler ki bunu sen de söyledin. Oyuncuların iş yapacağını söyledin. Pulumay'ın bir kere gitti bu belli. O belli canım. Gıyasi'nin de dün bileti kesildi bu da belli bence. Neden? Devre arasında oyundan alınması bir mesajdı oyuncuya. Yani oyuncu bu maçta bile devre arasında alınıyorsa ki ilk yarıda zaten hiçbir şey yapmadı. Yani affedersin çıt kırıldığım gibi oyuncu. Ya oynasam mı oynamasam mı? Bir müdahale oluyor hemen küsüyor. Aynen ya zaten bunları söyledik. Çünkü neden? Bizler oyuncuları izliyoruz, biliyoruz, bildiğimiz için yorumlar yaptık. Yani sizin önünüze maalesef 1 dakikalık, 30 saniyelik, 40 saniyelik videolar getiriliyor. Attığı goller, çektiği şutlar, araya attığı paslar, kaçtığı toplar tabii falan. Canım, taraftar diyor ki ooo muhteşem oyuncu geldi. Ben bunu kendi taraftarım için de söylüyorum Fenerbahçe için. Bir oyuncu geliyor biz mesela kötü diyoruz kendi aramızda değil mi? Lemos için kötü demedik mi? Taraftarlar Van Dijk dedi, işte Ramos dedi görüyoruz halini. Aynı bu durum yani Samsunspor taraftarları bizim düşüncemize geldiler. Zaten bize sezon başında hak veren isimler de vardı. İzleyiciler de vardı. Bunu ilk devre arasında gördük. Şimdi Samsunspor Ligi 2. sırada tamamladı diyoruz ama İstanbulspor kazanırsa 3. olacak. Bence 3. olacak Samsunspor. Çünkü İstanbul Balıkesir'i yener bence. Büyük ihtimal yenecek gibi duruyor. Bana şimdi da öyle bu nedeni de son 6 haftada alınan galibiyetler ama 6 haftayı da kötü değerlendirdi Samsunspor. Baktığın zaman Menemen'e 1-1, Bursa'ya 3-0 yendi. Aynen yani normalde biz ne dedik? 6'da 5 en kötü. Bekliyorum ben 6'da 5 dedim en kötü. 6'da 4 oldu. Aynen. Hani bu anlamda yapılacak takviyeler çok önemli. Çıkan isimlere biraz değinelim. Ki transfer döneminde çok fazla konuşacağız. Ya ben çıkan isimlere değinmek istemiyorum. Çünkü oyuncuların ben imza attıktan sonra ben bakarım. Ben şöyle oraya diyorum. Şuna değinmek istiyorum. Ertuğrul Soğan bununla ilgili açıklama yaptı çünkü. Melih Okutan. Melih Okutan'la ilgili açıklama ama yaptı. Ama Melih'e Süper Lig'den de teklifler var. Şimdi varmış. Sana şöyle söyleyeceğim. Melih'e Süper Lig'i bırak. TFF Bincik'te de hedefi oynayacak takımlarda oynayabilecek bir oyuncu değil. Bunu zaten Samsunspor taraftarları objektif bakarlarsa
Samsun Spor, Bolu Spor maçında görmüşlerdir. Yani Melih Okutan şampiyonluğu oynayabilecek takımların oyuncusu değil. Sen nasıl düşünüyorsun? Sana soruyorum. Melih'te şöyle bir özellik var. Hız, sürat gayet iyi. Son tercihler çok kötü. Tamam işte yani şampiyon olabilecek takımlarda oynayabilir mi playoff oynayacak? Yok. Zor. Zor. Ne Guido'yu ne de Burak'ı kesemez. Bunu söyleyelim. Sissoko için de şunu söyleyeceğim. Sissoko bu takımda oynar. Her takımda oynar. Her takımda oynar. Çok iyi bir oyuncu. Erzurum'da neden oynamadığını söyleyelim. Hocaların seçimleri. Yani Sissoko muhteşem bir oyuncu. Sissoko gelirse şöyle takım içerisinde değişir. Sissoko gelirse bence Savicevic oynamaz. Daha iyi olur. Yani çok daha iyi bir oyuncu Savicevic'den. İbrahim Akdağ'ın ismi geçiyor Allah ama ona Denizli diyorum. Ve Trabzon'un... Yani Samsun Spor için Allah korusun diyorum. Gelirse Samsun Spor taraftarı, daha doğrusu takımı karışmaya hazır olsun. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. İbrahim Akdağ'ın ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama İbrahim... Futboldan çok sağ dışı olaylarla çok tamam, ilgileniyor. Tamam biz de zaten onu söylüyoruz. Ama şu açıdan da Samsun'a yararı olabilir diye düşünüyorum. Ya yok ya nasıl yararı bence olacak Samsun ya? Spor yumuşak bir takım. Ya yok olur mu futbolcu ya? Olarak. Ya Erzurum şu Spor'da... açıdan. Yok. Bak şu açıdan. Samsun Spor'da hiç hakemin üstünde baskı kuran oyuncu yok. Bak sen diyorsun Dikkat ki et. Geçen hafta İbrahim Akdağ sakatlandı diyorsun ki Erzurum Spor'a müjdeli haber diyorsun. Samsun ama Spor'a yeterli diyorsun. Ama Erzurum'da şöyle bir durum var İbrahim Akdağ'yla. Fazla aşk, fazla nefret getirir Hayır, gibi öyle bir şey var yok. Ya. Ya bir İbrahim oyuncu Erzurum'un arasında oldu. Öyle bir şey yok. Yani bir oyuncu kötüyse her yerde kötüdür. İbrahim Akdağ geçen sezon da kötüydü. Bir de Samsun'un orta sahaya ihtiyacı var mı ya? Şöyle var. Forvet lazım Samsun Şöyle Spor'a. Var. Savicevic yeterli oyuncu değil. Tamam da iyi bir golcü gelse bu takıma. O da lazım zaten. Samsun Spor pozisyona giriyor ya çünkü. Menemen maçında dünyaları kaçırdı. Ahmet Han kalenin dibinden topu yani yana vuruyor. Şimdi bak. Üretti diyoruz ama şimdi 6 maçta çok kolay rakipler vardı. Şimdi bir de büyüklerle oynanacak maçlar vardı. Var. Şimdi büyük takımlarla oynanacak maçlarda hangi bölgeye daha çok ihtiyaç düşüyor? Orta sahalara. Değil Vallahi, mi? Top dağıtacak, şut çekecek, araya kaçıracak. Gökhan Alsan da yerinde oynamıyor mesela. Gökhan 8 numara 10 numarada kullanıyor. Aynen o da yanlış oldu. Bence Gökhan, Ferhat yan yana İlyas 10 numarada oynasa iyi bir forvet gelse bu takıma... Bence her şey çözülebilir. Ya, zaten Samsun'un savunmada hiçbir sıkıntısı yok. Ya onu zaten Dün Adana maç sabaha kadar oynansa gol atamaz. Atamazdı. Atamaz. Erkam kendi kalesini atmadı. Adana boş kaleyi boş bırak Ergin Keleş'e avulta vurur. Aynen öyle. Yani Adana Spor'un sıkıntısı çok büyük. Samsun Spor'un da savunmasında sıkıntı yok. Hep söyledik zaten. Tabii. Samsun Spor'un tek yapması gereken belki ne olur? Sol bek'e bir yabancı alıp hani Keremcan'ın rotasyonda değerlendirmesi gerekebilir. Ama yabancı konusunda biz yanılmadık. Yani yabancı konusunda yanılmadık. Bu objektif bakan tüm Samsun Spor taraftarları da görebilir. Yani yanılmadık. Transfer dönemindeki söylediğimiz her konu gerçekleşti. Ne dedik? Hep doğru oyunculara gidilmesi gerekiyor dedik. Yanlış oyunculara gidildiğini söyledik. Hani biz normalde şunu yapabilirdik. Samsun Spor taraftarları bunu kendileri de biliyordur mesela. Bir taraf şey yani nasıl diyeyim sana bir medya kuruluşu, bir kanal bir yerden çok destek alıyorsa oraya yalakalık yapmak Tabii. için diyebilirdi. Ya muhteşem transferler geldi. Biz şimdi öyle deseydik ne yapacaktı taraftar bize? Bana ne diyecekti? Çok iyi konuşuyorsunuz diyecekti değil mi mesela? Muhteşemsiniz. Ama biz ne yaptık? Doğru noktayı gördük. Tabii ki de. Yorumu yaptık ve haklı çıktık. Şimdi biz tam tersi. Ben yani özellikle deseydim ki ya muhteşem bir oyuncu Savicevic. Ben şimdi Polonya Ligi'ni izliyorum. Oyuncunun kapasitesini biliyorum. Yetersiz dedim. Şimdi oyuncuya ben yeterli deseydim. Bu performansın sonucuna gelip ben burada diyebilir miydim? Ya Savicevic. Bu sefer ne diyecektim ben? Yanıldım diyecektim. Niye ben bu kendi kendime bilerek Tonga'ya düşüreyim? Tabii. Ben bildiğim konuda doğruyu söyledim. Ve sezon sonunda da haklı çıkmadık. Boli çok iyi oynadı söylediğimiz gibi. Boli şu an ligin en iyi stoperi zaten. Aynen onun Açık dışında da bütün oyuncular yani yabancı oyuncu anlamında kötü oynadı. Ya zaten Savicevic'i bu ligde net kıyaslayabileceğim bir oyuncu var. İkisi de aynı ligden geldi. Nalepa. Maicon Nalepa. Nalepa'nın bir Giresun'da oynadığı Puçko oyuna bir baksın herkes. Hadi Puçko farklı mevkinin Kanat oyuncusu ya. Kanatta ama yani sonuçta oradan geldi. Şimdi bir Nalepa'nın oyununa bakılsa bir de Savicevic'in. Savicevic dün mesela oyundan çıktı. Hoca dayanamadı artık. Burak'a girdi yerine. İki tane pozisyon var. Burak Çalık'ın penaltı pozisyonu. Penaltı. Yorumun ne? Bence de Evren'in alttan müdahalesi var. Ben Boli'nin pozisyonunun penaltı olmadığını düşünüyorum. Senin yorumun Şimdi ne? Ben şuna yorum yapacağım. Yani maalesef yayıncı kuruluş tam olarak gösterdi. Boli ilk topa vuruyor. Top Celil'in burasına geldi. Ama Boli'nin o ara ayağı havada olduğu i̇şte, için... İşte o sıkıntı. O penaltı orada bana penaltı göre. Bekleniyor. Ama bence şöyle bir durum var. Şöyle acı bir durum. TFF 1. Lig'in kale Aynen. arkasından kamera açısı bile yok. Yok. Yani zaten sıkıntı bu. VAR da zaten yokken bunlara tekrar izlenmiyor. Tabii. Yani ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kevin Boyle'nin Biz orada seninle ayrışıyoruz zaten. Ayrışıyoruz. Akşam yani bir de şöyle bir durum var. Hani biz söylüyoruz ama pozisyonu da tam olarak izleyemedik. Yani tekrarları yok. Yani kale arkasından yok anladın mı? Şimdi VAR mesela görüntüyü kaydetmişler bazı izleyiciler ama top arka taraftan evet. var. Yani ayak müdahalesi gözükmüyor. Hani kale arkasından görmemiz lazım ama göremiyoruz.
Burak Çalık'ın aldığı penaltıda da Burak penaltıyı aldı. Aldı. Tecrübesini Zaten kullandı. Aynı geçen hafta biliyorsun Altay Adana Demir Ümraniyespor maçında Lokman'ın golü maç yaptığı pozisyon gibi. Lokman'ınki biraz daha netti ya ama. Şöyle çok yani belli defansla etti. Forvet anlamında söylüyorum. Yani bir defans oyuncusu orada o müdahale yapmak arkadayken anladın mı? Yani o pozisyon net penaltı. Bir de Burak çok tecrübeli bir oyuncu. Burak bunları rahat yedirir. Yedirir. Sen öyle yaparsan yedirir kesinlikle yani. Kesinlikle o pozisyon net penaltıydı. Bir de şunu söyleyeceğim. Dün Samsunspor'da belki Guido maçı kazandırdı ama noktayı da görmemiz gerekiyor. Sahanın en kötüsüydü. Maçı kazandırdı. Yine de aldırmacı yok, maçı. Yok maça aldırdı. Performansı çok kötüydü diyorum. Bak şimdi şöyle bir durum da var. Sana göre maç 8 dakika uzatmalı mıydı? Bence uzamalıydı. Bak, neden şöyle, biliyor musun? Adana Spor Adana çok yattı. Adana Spor kendini tuzağa düşürdü. Aynen Adana Spor çok yattı zaten. Ve bunu söylüyorum. Adana Spor'da takım olgusunun olmadığı da şuradan yok, görüldü. Yok kesinlikle. Celil orada yerde yatıyor. Nurullah'la Erhan Kartal geldi bir ona bir gider yaptılar. Normal çünkü hayır, zaman yok, geçirme diye. Yok şöyle bir durum Adana'daki da var. Adana'daki hiçbir oyuncu gelip takım arkadaşını bile korumuyor Adana Spor yani. Şunu da yapmadı o pozisyonda mesela. Topu taca atmadığı zaman doğru, durdurmasın aynen, diye. Aynen aynen doğru. Niye atmıyorsun mesela? At. Doğru. At. Ya, hadi şöyle şunu bir da durum. Geçiyorum. Adana Spor'un kendi hatası çok fazla. Adana'da ya bunu hep söylüyoruz. Ozegovic, Donkor, Karaciç de bu takımda maalesef kötüye Celil, gidiyor her gün. Celil iyiydi. Belen biraz iyi. Furkan'ı beğeniyorum aynen, ben. Onun dışında yok, yok malzeme oyuncu, yok. Ya, çok kötü kadrosu var. Yani maalesef. İkincilik yerli oyuncuları al götür. İkincilikte şampiyonluk fark yaratmaz. Yaratamaz. Yaratmaz. Bir de şöyle bir durum var. Yani hakem 8 dakika uzatmış. 9. 9 hatta 9 uzadı maç. 8 dakika uzattı. 9 diye biliyorum. 8 dakika uzattı. Tamam 8 olsun. Hani belki bir dakika fazla oynamış olabilir. 8 dakika uzattı normal anlamda. Şimdi şöyle bir durum var. Dakika olmuş 90 artı 5. Yani golün gelmesine bir dakika kala. Top ileride. Ya Adana Spor 2 pas yapsa orada 1 dakika 2 dakika yiyecek. 2 pası bile yapamıyor. Tabii. Yani bunu yapamayan takımdan ne bekleyebiliriz? Bayram Akgül maalesef cimrilik yapıyor transferler anlamında. Uğurcan Yazgılı da rezalet onu. Ya yani Ömer o kadar Çiçek'in bu takımda ne işi var? Ömer Çiçek, Atalay 2, Uğurcan Yazgılı 3, Evren Korkmaz 4, Ozan Papaker 5, Ergin Keleş 6. Daha devam Serhat, edeceğim. Serhat 7. Serhat 7, Berkan Fırat 8, Cenk Altekin 9, Ömer Çakı 10. Umut Sözen 11, 11, Ahmet Bahçıvan 12. 12 tane oyuncunun hepsini al götür ikincilikteki bir takımın kadrosuna koy, playoff'a bile oynayamazsın. Bu oyuncuları Eyüp Spor'a götür, Manisa FK'ya götür, kapıdan oynayamaz, içeri sokmazlar. Antrenman tesislerini almazlar. Ya bu kadar oyuncuları rezalet bir kadro kurulmaz. Maalesef Samsun öyle. Spor kazandı. Hakem konusunda, penaltı konusunda, boli konusunda yine söylüyorum. Ben hani bak penaltı olduğunu düşünüyorum ama net olarak da yine söyleyemiyorum. Çünkü neden? Ya pozisyonu göstermediler. Bir, İkincisi Burak Çalın pozisyonu penaltı. Penaltı. Onda hiçbir şüphe ben yok. Ben Boli'nin penaltı olmadığını düşünüyorum. Boli orada topa vuruyor. Top Celil'in burasına geldi. Ya tekrar benim izlememiz gerekiyor. O. Bilmiyorum. Ben pozisyon göstermiyorlar maalesef. Yayıncı kuruluş çok burada hataları var. Kamera yok falan. Ben Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Aynen. Devre arasına girerken 3 puan değerliydi. Çok her önemliydi. Ne kadar oyun kötü olursa olsun ama oyunun kötüsünü şu anlamda görmek gerekiyor. İlerisi için ışık vermiyor ve zorlu maçlar geliyor. Birinci haftadan sonra biliyorsun. Birinci haftada Samsun Spor Altay'la oynayacak zaten direkt. Bak direkt Altay'la oynayacak. Çok kritik maç. Çok kritik bir maç. Şimdi Samsun Spor otomatikman kazanamasa nasıl olacak? Bakalım ya. Zaten onu moral maçın anlamında, önce konuşacağız. Yok moral anlamında daha diyorum. Kazanamazsa diyorum hani. Ya tabii. Sıkıntı olacak. Hani şimdi artık Scout ekibine ikinci bir şans geldi. Şimdi 5 Ocak'tan itibaren Samsun Spor taraftarı tekrardan Scout ekibiyle yüzleşecek. Tabii. Bizler de yapılan transferlere göre yine yorumlarımızı yapacağız. Biz yine söyleyeceğiz. Biz yine objektifiz. İyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Neyse, mesela Sissoko iyi diyoruz gelirse. İyi oyuncu çünkü. Aynen. Yani yorumları yapacağız. Tekrardan kazanan Giresunspor ve Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Tuzlaspor ve Adanaspor için ciddi takviyelere ihtiyaç var. Tüm takım taraftarları da zaten bunun farkında. Tabii. Tekrardan bütün takım taraftarlarına selamlarımızı iletiyoruz. Çarşamba günü TFF 1. Lig'de genel değerlendirme programımız olacak. Tüm takımları aynı programda konuşacağız. Ondan sonra yavaş yavaş transfer programlarımız şöyle olacak. İşte zirvedeki ilk 6'ya kadar olan takımlara ayrı bir transfer programı olacak. Çok fazla öne çıkan takımlar olursa transfer anlamında onlara bir transfer programı olacak. Yapabiliriz aynen. Böyle programları yapmayı zaten düşünüyoruz. Çok fazla bence gelişmeler de olacak. Bazı takımlar çok hareketli çok olacaklar hareketli belli. Çok hareketli konuşacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Bu videomuza da beğenilerinizi kesinlikle bekliyoruz. Her izleyenden beğeni ve kendi görüşlerini, yorumlarını bekliyoruz. Ben tekrardan kazanan bütün takımları tebrik ediyorum. Abone olmayanlardan öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz.
Katıl butonumuza da tüm takım taraftarlarından destek olmanızı bekliyoruz. Videolarımızın daha kaliteli hale gelebilmesi için bunları sizden rica ediyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımız, başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da destek olmanızı bekliyoruz. Yine üstte yer alan internet adresimizden de video kartlarımızı satın alabilirsiniz. portal.videosport.net adresi, zaten açıklama kısmına da bunu yazdık. Aynen. Oradan da tıklayarak, linke giderek direkt satın alabiliyorsunuz. Ben bütün takım taraftarlarına çok teşekkür ediyorum vermiş oldukları desteklerden dolayı. Tekrardan tüm takımları tebrik ediyorum. Kazanan herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.